Ukrayna ile Rusya arasında yapılan doğalgaz ve tahvil anlaşması ülkedeki muhaliflerin tepkisini çekti. Ukraynalı muhalifler devlet başkanı Viktor Yanukovic'i ülkeye en fazla teklif verene satmakla suçladı. İki ülke liderinin Moskova'da imzaladığı anlaşmanın ardından Ukraynalı ekonomistler başkan Viktor Yanukovic'i sert şekilde eleştirdi. Ekonomistler varılan anlaşmanın Ukrayna'nın bağımsızlığına zarar vereceğini öne sürüyor. Rusya bu teklifle bütün sonuçlarıyla birlikte uluslararası alanda Ukrayna'ya en çok kredi sağlayan ülke konumuna geldi. Tanım olarak bağımsızlığımızı kaybediyoruz. Bütün politik sonuçlarıyla beraber borçlu ülke oluyoruz. Sadece bir ülkeye, Rusya'ya yüksek şekilde borçlanıyoruz. Bağımsızlık meydanında eylemini sürdüren muhalif lider Vitali Klitschko ise mücadeleye devam ediyor. Olumsuz sonuçları olacak veya doğu komşularımıza bağımlılığı artıracak bu anlaşmanın henüz Ukrayna'nın uluslararası kurumları ölçeğinde tamamlanmadığını umuyoruz. 21 Kasım'da eyleme başlayan Avrupa Birliği taraftarları ise aşırı soğuğa karşın meydanı terk etmiyor. Meydanı dolduran protestocular Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşmasının imzalanmasını istiyor.